Evet, bu şekilde birleştirmemi yaptım ben. Şöyle göstereyim. Şu uzunlamasına olan birleştirme yerim burası. Birleştirmeler tamamlandı. Böyle kolay hem de güzel bir birleştirme oldu. Sizler dilerseniz bir sıra daha etrafını kutu teknikle geçip modelinizi büyütebilirsiniz. Fakat benim için bu yeterli geldi. Şimdi kenar üstü yapınca daha da büyüyecek modelimiz hem de derli toplu olacak böyle. Arkasını da çevireyim. Arkası da bu şekilde. Gayet düzgün ve güzel duruyor. Şimdi ise kenar oyasını yapalım birlikte. Böyle ipimi kesmedim. Şurada uzunlamasına gittim. Yani birleştirdim. Tam olarak sayılar denk geldiği için çok güzel bir şekilde birleşti. Böyle. Şimdi ise buraya kadar geldim ben. Şimdi yine bu ortaya ilmek kaydırdıktan sonra buraya artık kenar oyasını yapmaya başlıyorum. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapatıyorum. Bu kenar oyasını yapacağım ben. Farklı kenar oyaları da kanalımda bulunmaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. İki tane süsü fıstık yapıp kapattık. İki zincir yapıp buraya böyle sabitliyorum. Bir zincir yapıp buraya bir tane kutu teknikle etrafını geçiyorum. Hem de şu şekilde fıstıklar yaparak kenar oyası oluşturuyorum. Yan tarafa böyle ikisini kapatıyorum. İkili kapattıktan sonra buraya fıstık oluşturuyorum. Kapattım. İki zincirle buraya sabitliyorum bir zincir. Şöyle bir görüntüm var. Tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum. Bir zincir yapıp tekrar buraya bir fıstık kapatalım. İki zincirle buraya sabitleyelim bir zincir. Evet. Aynı şekilde devam edelim. Şuradaki köşeye kadar gelelim. Köşede aynı farklı bir işlem var. Onu yapacağız. Köşe yapacağız. Aynı işlemlere devam ederek buradaki köşeye kadar bu şekilde yaparak gelelim. Buraya kadar gelelim. Evet, göstermiş olduğum köşeye kadar aynı şekilde geldim. Şöyle göstereyim. Şuradan başladık. Yine aynı işlemleri uygulayarak buradaki köşeye kadar böyle geldim. Buradaki fıstığı da böyle yapmayı unutmayalım. Şimdi aynı şekilde buradaki köşelere de aynı şekilde geleceğiz ve köşe oluşturacağız. Bunu unutmayalım. Köşe yapacağız birazdan. Bu şekilde geldiğiniz zaman bu köşe ikinci, şurası ikinci ve üçüncü köşem burası. Şöyle burası. Bu nokta. Ve dördüncü köşem de burası. Zaten belirli. Şimdi yapalım birlikte köşemizi. Gayet kolay bir köşe. Buraya bir tane yapıp kapatalım. Kapattım. Bir zincir tekrar yapıp kapatalım. Böyle iki tane üst üste. İki zincir yapalım. Hemen bir aşağıya sabitleyelim. Bir zincir yapıp buraya bir tane kapatmadan köşeye yapıyorum. Şu örmüş olduğum kısım burası. Ve bu şekilde ikisini kapatıyorum. Köşemi oluşturdum. Bir zincir tekrar fıstık yapıp kapatıyorum. İki zincirle sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Evet, bu köşeden göstermiş olduğum yerleri yapmayı unutmayalım. Buraya bir tane artık yan kenara dönebiliriz. İkili kapatıyorum ve fıstıklarımı ikili kapattığım yerlere oluşturuyorum. İki zincirle de buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Evet, bu şekilde yapalım kenar oyasını. Tamamlayalım. Sıra sonunu birlikte öreriz. Bu şekilde yapmayı unutmayalım. Diğer aynı göstermiş olduğum köşelere de aynı işlemi yapalım lütfen. Şöyle göstereyim. Şu köşelere, şuradaki köşelere aynı işlemleri yapalım. Diğer üç tanesini de yapalım. Sıra sonunu birlikte örelim. Evet, bu şekilde etrafını tam tur dolaştım. Kenar üstünü de bu şekilde yaptım. Sıra sonunu birlikte öreceğiz. Şöyle göstereyim. Köşeleri aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım lütfen. Ve sıra sonuna geldik. Şimdi şurada batılacak bir tane yerimiz var. Hemen orayı birlikte yapalım.
Şurada batılacak bir yer var. Buraya bir tane. Hemen son nokta yapıyorum ikinciyi. İlmek aldım. Buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Üçüncüyü. Tığımda bu şekilde 3 tane olmalı. Üçünü de kapatıyorum. Ve bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya fıstık oluşturalım. İki zincirle bu aşağıya geri sabitleyelim. Tekrar 3 zincir yapalım. Hemen bir ileriye ilmek kaydırıp bir zincirle artık ipimizi keselim. Sıra sonumuz bu şekilde pürüzsüz bir şekilde hazır. Dikkatli bir şekilde keselim. Evet, böyle. Arkasından da iplerimizi gizleyelim. Şu aradan da geçirelim. Keselim fazla şuradaki fazlalıkları falan keselim, temizleyelim. Evet, dikkatli bir şekilde yapalım bu işlemi. Evet, Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Harika, çok güzel bir model oldu. Şöyle yakından tekrar bakalım. Çeyizlerinize koyabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model oldu. Boyut olarak da ideal oldu ve güzel oldu. Hemen arkasını da çevirmek istiyorum. Modelimizin arkası bu şekilde. Gayet düzgün ve güzel duruyor. İster önünü ister arkasını güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Modelim böyleydi. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.